Bayanlar baylar, şimdi sizlere 15 dakikalık konuşmasını yapmak üzere Bay Ahmet Cidat'ı takdim ediyorum. Sayın Başkan, benim sevgili kardeşlerim ve kız kardeşlerim. 75 dakikalık bir süre içerisinde bizim önümüze 150 adet test sürdü. Bu testleri yakalayın. Evet, yakalayın. Yakalayın. Siz ne kadarını yakalayabildiniz bilmiyorum. Ben 70 yaşında bir adamım. O ise 100.000 suratla okuyor. Evet, çok suratla okuyor. Görüyorsunuz bu iş ne kadar zor. Takdir ediyorsunuz bu iş ne kadar zor. Güç. Doktor Şuruş, konuşması esnasında İslam'ın peygamberi hakkında, peygamberimizin İsa'nın annesi olan Maria ve Harun'la Musa'nın kız kardeşi olan Meryem'in farkını bilmediği konusunda bazı suçlamalarda bulundu. İçindir ki bir mantık yürüterek Kur'an Allah'ın sözü değildir sonucuna vardı. Kendi mantığıyla bu sonuca vardı. Şimdi Müslümanlar diyor ki bu saygılı olarak konuşmanın bir metodudur. Bu konuyla ilgili olarak size şu sureleri okuyorum. فَاَتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. This is Surah 19, Surah Maryam. Meryem suresi. Manası ise çocuğu alıp kavmine getirdi. Onlar Meryem, utanılacak bir şey yaptı. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir kimse değil. Annen de iffetsiz değildi dediler. What is she to do? Can she kavmi bu çocuğun babasız olarak nasıl doğabileceğini anlamamış. Tabii ki onu suçluyorlar. Bu çocuğun kanunsuz bir ilişkiden meydana gelen bir çocuk olduğunu düşünüyorlar. Onun için bunu Meryem'e doğrudan doğruya söylemedi. Ey Meryem diyorlardı. Sen soylu bir aileden geliyorsun. Musa soyundansın. Evet, Musa soyundansın. Harun ve Musa İsrail oğullarının imamlarıydı. Yani liderleriydiler. Ya onu ne yapacaksın? Bebeği göster. Evet, bebeği gösterdi ve ona sorun dedi. Çünkü Meryem onun olağanüstü bir çocuk olduğunu biliyor. Ve size annesinin kollarındaki mucizevi olarak doğmuş İsa'ydı. Şimdi çocuğu bir tarafa bırakalım. İslam'ın peygamberi olan Hazreti Muhammed, İsa'nın annesi olan Meryem'le Harun ve Musa'nın kardeşi olan diğer Meryem arasındaki farkı bilmiyor. Doktor Şoruş'a göre ikisinin arasındaki fark 1300 bilmem kaç seneden fazlaymış. İkisinin arasındaki fark buymuş. Bu konuya en mantıklı izah, Müslümanlar tarafından getirilirken Hristiyanlar başlarını sağa sola sallayarak hayır, Hazreti Muhammed aradaki farkı bilmemektedir demektedir. Pekala. Pekala.
Muhammed'in... Hazreti Muhammed farkı bilmemektedir. Öyleyse bu laf Allah'ın lafı olmamalıdır. Şimdi bakalım, bu nasıl oluyor? Kendi sorunuzu kendi kitabınızdan cevap veriyorsunuz. Kutsal İncil'in içerisinde, peki neresinde? Yani Ahid'in ilk kitabının, ilk sayfasının ilk suresi. Hiç unutmazsınız. Bir. Yine üç as, bir oyunun içinde. Hiç unutmazsınız herhalde. Ne diyor? Ne diyor diye soracaksınız bana. Bakın ne diyor, size söyleyeyim. Hatırlıyor musun? Size İsa'nın soy kütüğünü göstermiştim. İncil'in ilk sayfasının ilk suresinde İsa'nın bu soy kütüğü vardır. Bu İsa'nın soy kütüğüdür demektedir. İbrahim'in oğlu. Ona sorun. Ona sorun bir kere. Onun ne söylediği işte burada. İsa İbrahim'in oğlu. Diğer soy kütüğünde ise Luka İncil'inde yani İsa'nın Joseph'in oğlu oldu. Marangoz Joseph babasıydı. Markus İncil'ine göre ise İsa Allah'ın oğlu. Vay. İsa İbrahim'in oğluymuş. Yani İbrahim İsa'nın babası. Davud'un oğluymuş. Yani Davud İsa'nın babası. İsa Joseph'in oğluymuş. Yani Joseph İsa'nın babası. Dört babası olan bir adam. Sizin lisanınızla Amerika'da buna ne dersiniz? Demiyor diyecek. Ya ne demek istiyor öyleyse? Öyleyse bence bunun bir açıklaması olması lazım. Bunun açıklaması nedir biliyor musunuz? Ama bakın, şayet İsa size yargılayın dediyse yargılarsınız. Yargılamayın dediyse yargılayamazsınız. Bunun dışında bir şey yapamazsınız. Tabii aklınız başınızdan gitmediği sürece. Görüyorsunuz değil mi? Kardeşlerimiz neler diyor? Laf. Arapça. Ama Arapça ile ilgili sözlerinin dışında kaseti elinize alınız. Her sözünü iki kereden fazla söylemiştir. Size bir örnek vereceğim. Albert Hall'deki ilk toplantıda Doktor Şoruş sorulara maruz kalmıştı ve Allah'tandır ki videoya almıştı. Burada şunları söylemiştir. Baydı da atbet sizler. Diğer Müslümanlar İsa'ya inanıyorsunuz. İnanıyorsunuz değil mi? Evet. Tabii inanıyoruz. Fakat Kur'an'ın bu konuda neler söylediği konusunda da mükemmel şunları söylemiş. Ve onu hatalı tercüme etmiştir. Evet, kaseti gördünüzse okuduğunu ve yanlış tercüme ettiğini görmüşsün. Ve kendisi bunun içinde hala özür dilememiştir benden. Tercüme etmiş ve şunları söylemiştir. İsa doğmuştur, öldü ve yeniden gelecek. Oysa bana doğduğum günde, öleceğim günde ve dirileceğim günde selam olsun demesi gerekirdi. Yanlış tercüme etmiştir, o bir Arap. Bunun affedilebilecek bir tarafı yoktur, Arapça bilmektedir. Arapçayı bilerek bu sözleri yanlış tercüme etmiştir. Bu kelimeyi öldüğüm olarak, oysa bunun gelecek zaman olarak, öleceğim gün olarak tercüme etmesi gerekirdi. Yanlış tercüme etmiştir. Affedilmez bir hatadır. Bilahare, hepimizin de izlediği Elihu salonundaki ikinci tartışmada Kur'an'da 113 yerde teslis akidesinin geçtiğinden bahsetmektedir. Çoruş Bismillah'a benzeyen Arapça anlaşılmayan bir söz söylemektedir. 113 kez teslisten bahsedilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu üçlemeymiş. Teslis mi? Bunu söylemek bir Arap için affedilmez bir hatadır. Bilerek söylenmişse şeytani bir şeydir. Ve
bu hastalık devam edip gidiyor. 15 dakikamız var. Evet. Kim kimi yakalarsa bu 15 dakikada. Şimdi geçen toplantıda şunları söylemişti. Doktor Şoruş geçen toplantıda şunları söylemiş. 75% of the wonderful Quran in my wonderful language of Arabic is from the Bible. Hatırlıyor musunuz? Size geçen toplantıda size şunu soruyorum. Biliyor musunuz? Benim güzel Arapçamla yazılmış olan bu şahane Kur'an'ın %75'i İncil'den alınmıştır demiş. Ve 75 dakikası vardı. Ama bir tek bir tek örnek bile gösteremedi. Bu kitabın %75'i bu kitabın içerisine kopyalanmış ve ona rağmen bir tek örnek gösteremiyor. Birinin yazdığı bir şeyi kopyalamak, aynısını almak, olduğu gibi almak ne demektir? Biliyor musunuz? Bakınız. Hristiyanlar Yahudi hakkında neler diyor? Neler eklemişler? Evet, bir kitap var. İsmi Kur'an'da Yahudi inançları. Yazarı İbrahim Tetç. Bir kitap daha var. İslam'ın kaynakları. Şenkler Tinstab yazmış. Kitaplar. 1800'lü yıllardan 1950'ye kadar İslam'a karşı 60 binden fazla kitap yazmışlar. They have written more than 60,000. İşte onlardan bazıları. Judaism. İslam'da Yahudi inanç. Bir başkası İslam'ın kaynakları, Kur'an'ın kaynakları. Yazarı ise Sinclair'miş. Bu kitabı bir aziz yazmış yani. Ve bu kitabın içinde hep ayetler var. Öbüründe de öyle. Fakat bu kitap aslında Farsça olarak yazılmış. Evet, Farsça olarak yazılmış. William Moya onu İngilizceye çevirmiş. Ve bir ön söz yazmış. Tercümesine bir ön söz yazmış. Ve şunları söylemiş. Hristiyan ve Musevi kitaplarından Müslüman kitabında pek büyük bir saygıyla bahsedilmek olması çok şaşırtıcı. Hayret verici bir şeydi. Kur'an, Musevi ve Hristiyan kitaplarından, Tevrat'tan, Zebur'dan, İncil'den, Kur'an'da saygıyla bahsedilmekteymiş. Sadece bir pasaj onlardan kopya edilmiştir. Kur'an'ın %75'i İncil'den kopya edilmiş olmasına rağmen Doktor Şoruş Kur'an'ın %75'i İncil'den kopyadır. 4/3'ü İncil'den kopyadır demesine rağmen bu büyük araştırmacı William Moya sadece bir pasaj onlardan alınmadır diyor. Bu da mik dünyayı ele geçirecektir ibaresidir. Bir şart. Şimdi şuna bir bakın. Kur'an'da böyle bir sure yok. Kur'an'da şu söylenmektedir. Bizim Zebur'la Davud'a vermiş olduğumuz İşte Kur'an'ın söylediği budur. Fakat bu şartlar altında bilgin dünyayı ele geçirmesiyle ilgili olarak Matyas İncil'i 5. bölümü şunu söylemektedir. İsa bilgin dünyayı ele geçireceğini söylemektedir. Şimdi şunu görüyoruz. İşte Doktor Moya'nın İncil'in ilahiler kısmıyla
that quotation is söylediği, Jesus hususta bile fark gördüğünüz gibi bu kadar sarih ve açık, kelime kelime gördünüz. Fakat İsa bunun Davut tarafından getirildiği konusunda bir açıklık getirmemiştir. Bunları ilahilerden aldım demektir. Hazreti Muhammed ise gayet açıklıkla bu husus Zebur'da yazılıdır. Daha doğrusu kayıtlıdır demektir. Çünkü Kur'an bize böyle söylemektedir. Bize Kur'an'ın söylediği ancak budur. İsa bir konudan tam olarak emin değilse bazı yerlerden kopya yapmaktır. Başkalarının yazdığını kopyalamaktır. Ama Hazreti Muhammed öyle değil. Onun için bakın kopyalamak, aynısını almak ne demek? Bize göstermesi lazım. Benim de bir Arapça İncil. Biri de Arapça. Mesela İncil'de İsa ben şuyum diyorsa, Kur'an'da da Hazreti Muhammed ben şuyum demelidir. İncil'de mesela İsa diyorsa, Kur'an'da Muhammed demelidir. İşte buna kopyalamak denir. İşte buna aynısını almak denir. İşte buna olduğu gibi almak denir. Onun için işte 75 uzun dakika oldukça uzun sayılabilecek bir 75 uzun dakika bir tek, evet bir tek cümle kelime örnek verememiş. Hem de bu kitabın %75'i Kur'an'ın içine kopyalanmışken. İşte Arapça İncil bu. Arapça Kur'an'da işte. Kararı siz verin. Teşekkürler Bay Didat. Size bir yanlış anlamadan bahsedeceğim. Doktor Şuruş ilk konuşmadan sonra tartışma için 15 dakikası daha olduğunu sanarak bu 15 dakikayı da ilk konuşmasıyla birlikte kullanmıştı. Taraflar Doktor Şuruş her ne kadar ilk konuşma süresi 90 dakika olarak kullanmış ise de tartışma için kendisine bu 15 dakika kalmadığından dolayı bu 15 dakikayı kullanabilmesi konusunda anlaşmışlardı. Bu yanlış anlamadan ötürü kendisine tartışmanın devam edebilmesi amacıyla bir 15 dakikalık süre daha veriyor. Lütfen sessiz olun. Bu tartışma gayet nazik olarak yönetilmektedir. Lütfen konuşmacıların fikirlerini rahatlıkla ifade etmelerine müsaade ediniz. İtirazlarınızı konuşmacıların konuşmaları bittikten sonra belirtiniz. Konuşmaların konuşmaları devam ederken değil. Doktor Şuruş, 15 dakikalık süre için. Teşekkür ederim Sayın Başkan ve tartışma ile ilgili düzenlemeleri yanlış anladığım için üzgün olduğumu belirtmek istedim. Genç bir adam yolunu senin sözün gereği ateşe alarak da nasıl açabilecektir? 11. ayet. Senin sözün ki kalbimin içinde okuyor. Bu söz ki onu sana karşı söyleyemiyorum. 133. ayet. Benim adamlarımı senin yoluna doğru yönet ve beni doğru yoldan götür. 2. Timoti 316-317. Eski ahitte Allah'ın kitabıdır ve doktriner olarak ispatlamak için, düzeltmek için, öğretmek için, insanlar için her türlü iyi amaçla faydalanabilecek bir kaynaktır. Her türlü iyi işi tamamlayabilecek bir yapıdır. Roman 124. Daha önce yazdığımız her şey, kendi öğrenmemiz için yazdığımız şeyler ve eski yeni ayetlerden alarak yazdığımız bu şeylerden insanların faydalanabilmesini ummaktayız. İsa'nın hayat dönemi boyunca İsa en az 300 adet mucize göstermiş. Kur'an daha da ötesini söylemedi hallerde bize İncil'e inananlarla tartışmamızı söylemektir. Ve bunun da ötesinde Hazreti Muhammed kendisine inanmamız gerektiğini söylemekte ve bu kitaba inananların da artık kendisine inanmasını talep etmekte. Ya da daha hoşunuza gidiyorsa, elbette bu cihetle Maide suresinde şunları okuyoruz. Maide suresinin 44. ayetinde, doğrusu biz yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı incelik. Kendisini
Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudi olanlarla, onunla ve Rabbe kul olanlar, bilginlerde Allah'ın kitabından elde mahfuz kalanla hükmederlerdi. Tevrat'a şahitler. İnsanların hayatıyla ilgili bu konulardaki bir soruyla ilgili olarak size şunu ifade etmek isterim ki, kalabalığınız arasından bir ilim adamının soruyu yöneltirken şunu fark edemediğine şaşırdığımı ifade ediyorum. Evet, beni şimdi iyi dinleyin. Matiste İsa'nın ataları edinilmiş baba olarak Joseph'i dayanmış. Ve benim kadar sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki onun için 66 baba gerçek baba değildir. Mesele bu kadar basit işte. Bugünlerde bu mesele ciddi bir önem arz ediyor. Bunun dairesinde bu günlerde insan atalarını ispat etmek durumunda kalıyor. Evet, kesinlikle bu böyle. Zira servet sahibi olmak da buna bağlı gibi görünüyor. Kesinlikle böyle. Bunun için ki İsa Joseph vasıtasıyla ve Yuda kabilesi vasıtasıyla Davut'un muhteşem soyuyla bağlı olarak gözükmektedir. Doktor Luke, İsa'nın bir diğer soyu ise Meryem'le sona ermektedir. Zira erkek ve kız kardeşi yoktur. Hepinizin bildiği gibi Ürdün kralı Hüseyin kendi soyunu Haşimilerle ve bundan dolayı da bizzat Muhammed'e bağlamaktadır. Çünkü soyun önemine inanmaktadır. Evet Bay Didar, etkilenir. Samson gibi bazı diğer konularda söylediklerinizde etkililik olması lazım gelir. Her şeyden önce bayanlar baylar, hiç kimse Allah'ın sözleriyle alay etme hakkına sahip değil. Evet, ikincisi, Bay Didat'ı tanıdığım günden beri onun İncil mucizeleriyle bazı meseleleri olduğunu belirledim. Bu gayet açık. Onun için onun Allah'ı bana rahim sıfatını taşımak için pek ufak gibi geldi. Evet. İnsan bütün günde, bütün gece Allahu Ekber diyebilir. Ama ben Allahu Ekber demeyi tercih ederim. Bu Allah'ın en büyüktür anlamına gelir. İşte onun içindir ki bu inanılmaz gücüyle hizmetkarlarını görevlerini yapmaya davet etmektedir. Şimdi şunu dinleyin. Mesud. Evet, Mesud'u kimdir? Bu Mesud'u Murad dizide sayfa 376'da Salfin Savaşı'nda Ali'nin kendi eliyle silah yok, sopa yok, kiri kemiği veya başka bir şey yok. Bir günde 500 kişiyi öldürdüğünü söylemektedir. Evet, şimdi ben merak ediyorum bu hikayenin Samson'un bir kiri kemiği de 1000 kişiyi öldürmesinden daha inanılabilir olup olmadığını merak ediyorum. Evet, bunu kesinlikle merak ediyorum. Samson even killed more people without a weapon in his hand. If you know the Bible, he simply prayed, then thus the pillars of the heathen stumbled apart by his powerful arms, causing the roof to crumble over a thousand who were gathered there. He killed more without a weapon than with one. As to the evet, silahsız olarak çok daha fazla insan öldürmüştür. İlkilere gelince Bay Didat ilkileri fazla incelemediğiniz belli oluyor. Bildiğiniz gibi en sevdikleri yiyecekler tavuk ve kuzudur. Samson telle çevirebilir yere onların bu sevdikleri yiyecekleri koymuş ve onları bu yemle yemlemiştir. Ve birçok lisanda dendiği gibi tilki gibi kurnaz ilk tilki dikkatle bu yemeğe gelmiştir. Niye tilki gibi kurnaz? Biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Çünkü tilki yakalandığı zaman ölü taklidi yapar. Ölü diye bırakınca da kalkar gider. Samson tilkileri ölü taklidi yaptıklarında bağlamış ve sağlam bir iple etraflarına yanan meşaleler bağlamıştır. Bu yaratıkların etraflarındaki alevler saçan iple birlikte araziye doğru koşarak düşmanın hububatını ateşe vermelerini görmek ne kadar mutlu bir olay. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Samson açıkça gaddar ve sadist biriymiş. Şimdi size sormak istiyorum. Lütfen cevap verin. Kur'an Allah'ın Davut'a Zebur'u verdiğini söylemektedir. Size bir soru sormama müsaade ediniz. Biliyor musunuz Allah 150 adet ilahi göndermiştir. Bunlardan 50 tanesi isimsizdir. Evet.
Bunları kimin yazdığını biliyor musunuz? 12 tanesi Yusuf tarafından, 10 tarafından, tanesi Zekeriya'nın oğlu tarafından, ikisi Süleyman tarafından, bir tanesi Musa tarafından yazılmıştır. Ve bu 150 tane ilahi Davut tarafından dengelenerek bir araya getirilmiştir. Bunun için Kur'an, Zebur'u Davut yazdı derken doğruyu ifade eder konumunda değil. Kesinlikle. Size şunu da sormak istiyorum. Sadece İsa'ya verildiğini söylediğiniz İncil için ne buyurulur? Galatya 3:72 şunu ifade etmektedir. Bunun içindir ki İbrahim'in oğulları sadece Arapatlar değiller. Onun içindir ki kitap milletleri İbrahim'e bağlamak için, Arapatları İbrahim'e bağlı oldukları için kutsanmış olmaktan çıkaracak bir millet ortaya çıkaracaktır. Allah benim halkımı bilgi eksikliklerinden dolayı helak olacakları konusunda uyarmaktadır. Çünkü siz bilgiyi reddederseniz ben de sizi reddederim demektedir. Hosea 46. Sevgili kardeşlerim, kalbim bütün Müslümanları sevmekte ve onlar için Allah'a dua etmekte. Temenni ederim ki bu onları kurtarır. Ben onları hakikaten Allah'a bağlı insanlar olarak gördüm ve öyle telakki ettim. Fakat ne yazık ki belirli bir bilgiye bağlı değiller. Allah'ın sistemini bilmemektedirler. Ve kendi sistemlerini kurmak ihtiyacı içindedirler. Bakınız arkadaşlar, İsa her inanan için gerekli olan sistemi zaten kurmuştur. Oysa kendi sistemini kendi içerisinde arayan herkes kendi başına kalacak. Fakat öte yandan kaderimizin tek sistemi bize şunu ifade etti. Sistemi sakın kendi kalbinizde aramayın. O bize cennetten geldi. Bizzat İsa tarafından cennetten getirilmiştir. Veya cennetten getirilerek İsa'ya verilmiştir. Fakat sizi kurtaracak olan söz sizin yakınınızdır. Hatta öyle ki sizin ağzınızın içerisindedir. Öyle ki kalbinizin içerisindedir. Bu sizin kaderinizdir. Eğer siz ağzınızda İsa'nın Efendimiz olduğunu tasdik edersiniz ve kalbinizde Allah'a onun bir olduğunu kabul edersiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Ağzınızla ifade etmek ve kalbinizle inanmak size selameti getirecek. Kader size bunları işitmekle gelecek. Allah'ın sözünü işitmekle gelecek. Allah'ın bir lütfu olarak selamet, Allahsızlığı reddetmeyi öğreterek bütün insanlığa vaat edilmek. Bugünkü çağımızda bizler hepimiz ona, İsa'ya teslimiyetle tamamıyla ve gerektiği gibi inanmak zorundayız. Bayanlar, baylar, bunlar benim sözlerim değildir. Hosea 446, Roman 10, Titus 11'den alınmıştır. Evet. Ne kadar vaktim var? About 3 minutes. Pekala, eski ahit Kur'an'dan 1000 sene evvel de testament was concluded by over 500 years before yine ahitte Kur'an'dan 500 sene önce gelmiştir. Buna rağmen, daha eski olmasına rağmen, bilimsel ve arkeolojik yaklaşımda Kur'an'ın değil, İncil'in orijinalliği muhafaza edilmiş durumdur. İncil'in ve Kur'an'ın ikisinin de okuyan biri İncil'in orijinalliğini daha iyi muhafaza ettiğini anlar. Sizden İncil'i okumanızı istiyorum ama Kur'an'ın etkisi altında kalmayın. Kesinlikle etkisinde kalmayın. Thank you. Teşekkür ederim. Bayanlar, baylar, lütfen dikkat edin. Bay Didot'u tartışma metnini sunmaya davet etmeden önce bazı duyurularda bulunacağım. Bay Didot'la Dr. Şuruş bu ülkeye yani Amerika'ya tartışmalarda bulunmaya geldikleri andan itibaren Amerikan basınında there was a newspaper report which expressed negative sentiments about Dr. Anish Sharosh having to come all the way from America to engage in the symposium or debate here. Apparently, there were some objections raised by bunun üzerine Bay Didot kendisiyle böyle bir oturumda tartışmada bulunmak isteyenlere bir çağrıda bulunmuştur. Fakat bu çağrısına cevap vererek kendisiyle bir tartışmaya çıkmak üzere kimse aday olmamış. İşte bunun üzerine of presenting themselves her tomorrow at 6:30 p.m. and participating in a debate or symposium with him.
But should no one present himself, then Mr. Ahmet Didat will present a lecture and will entertain questions from the floor, not the procedure which we applied today, questions having to be written and then read out to you, but rather you will be accorded the opportunity of actually directing questions at the speaker from the microphone which will be presented at the foot of the stage. So do not forget, tomorrow at 6:30 p.m. there will be a sequel by Ahmet Didat to buraya this debate ediyor. Or symposium. Evet. Bay Ahmet Didat. Mr. Didat. Şimdi size 15 dakikalık tartışma metnini sunacaktır. Sayın Başkan, Sayın İzleyiciler, her iki kitapta hem Kur'an hem de İncil, Kur'an'ın %75'inin nasıl olup da İncil'in kopyası olduğunu izah etmesini Dr. Şoruş'tan talep etmektedir. Bu gerçek bir istek. Doktor Şoruş şöyle başlıyor. Başlangıçta tartışma metninin başında İncil'den bazı ayetler okuyor. 2 Timoti 3.16. Bütün bir İncil'in vahiy ile yazıldığını ve doktrin, ispatlama, düzeltme ve doğruluğu öğretmede faydalı olduğunu söylemiştir. It's a beautiful test. Güzel bir test doğrusu. Which from that he concludes that all scripture meaning the Bible is based on these four tests. Eğer if it is a word of Allah'ın God, it must prove one bu of these four husustan birinin mutlaka yerine getirmeliyiz. Ya sizin doktrininize, öğretinizde uygun olmalı. Allah'tan bize gelen her şey bir amaca hizmet eder. It must be your doctrine. O sizin eğlenceniz için değil. Sizin doktrininiz olmalı. Correction, not like this, doğrulamalı. And encouraging hata yaptığınız zaman sizi cezalandırmalı. Öyle değil, böyle olduğunu göstermelidir. Ve sizi iyi şeyler yapmaya teşvik etmelidir. In verse 15, talking about the Old Testament. Paul önceki ayetlerde Timoti'den bahsederken 15. ayette eski ahitten bahsetmektedir. Matyas, Markus ve John'dan bahsetmektedir. You see, I quoted James ve Jules'dan bahsetmektedir. Samson. Samson goes to Gaza. Fakat buna rağmen Hristiyanlar bunu bir bütün olarak görmek istiyorlarsa bırakın görsünler. This is supposed to be in the word of Samson God. Hakkında kısa now, bir söz söyleyeyim. Under the test Samson kazaya gitti. Burada bir orospu gördü. Ve onun evine gitti. Does it, is that evet, bu sözler Allah'ın sözü olarak kabul edildi. That when you go to some evet, place and you see a prostitute, you bize verilen test duyarınca bu konu hangi kapsama girmek? Reproof. Bu yazılanlar sizin doktrininiz. Bir yere gittiğinizde bir orospu görürseniz onun evine gider misiniz? Bu sizin öğretiniz. Bu doğrulama mıdır? Burada size verilen herhangi bir doğrulama var mıdır? Yok. Esirgeyen, bağışlayan yüce Allah sizi cezalandıracak, sizi cehenneme koyacağım mı demektir? Read the Bible. Düzeltme. With this critical eye, there are things that in the Bible you can't fit daha in anywhere. Diye bir husus var mı? Genesis chapter 38. Nedir? You read about Judah, hangi eğitim? The father of the Jewish race. Hiçbir şey yok. He has three sons. Evet, bunun için and he gets ben Sayın Doktor'a soruyorum. And it is something that God herhangi bir Hristiyan'a her zaman Genesis soruyorum. 38. Lütfen İncil'i bu kritik eden gözlerle bir kere daha okuyunuz. He says reproof. Kesinlikle hemfikir olmayacağımız bazı hususlar bulacaksınız. So God killed him. Genesis 38. So now, Yahuda hakkında bazı bilgiler bulacaksınız. You go in and Yahudi ırkının babası olan Yahuda hakkında so that the name of the üç oğlu vardı. This guy Ona, büyük oğlunu evlendirmiş. Wife, ama bu konuda Allah'ın hoşuna gitmeyen bazı şeyler oldu. Ve Allah onu öldürdü. The jealousy and the suspicion. Look, the seed is mine. Ben Hristiyanlara soruyorum. Bu konu sınıflandırmanın neresine uyuyor? Uyarmaya giriyor demek. So bu çok iyi. Also. Allah ona bazı but şeyleri yapmasını söylüyor. O da yapıyor. So look, Allah da onu öldürüyor. Onun üzerine Yahuda ikinci oğlu Onan'a. Yahudi geleneği uyarınca onun karısını sen al diyor. The old
Ondan illa çocuk sahibi olacaklar. Onun için ortaya bazı hastalıklar çıkıyor. Bu delikanlı, yani Onan, abinin karısının yanına gidiyor. So the woman was ve yapması gereken görevini yerine getirmeye çalışıyor. Fakat tam en kritik anda kalbine bir kıskançlık düşüyor. Tohum benim olacak ama abimin ismini taşıyacak. Bunun üzerine tohumu dışarıya döküyor. Tohumunu dışarıya döküyor. Evet, bunu İncil'den okudum. Tohumunu dışarıya döküyor. Ve de onları öldürüyor. Bu hangi sınıfa giriyor? Uyarmaya giriyormuş. Evet, bakın. Bu sizin adetinizse bu görevinizi yerine getireceksiniz. So she says, bu görevi sadece görev olarak yapmıyorsunuz. What will that give me? Aynı zamanda yapmayı so he said, I'll give you istiyorsunuz da. Look, there are Christians bütün erkeklerin you have your Bibles with babalarının you. Evlerinde üvey kızları olduğu cihette bu kızların sayısı da giderek artmaktadır. So she says, what guarantee fakat erkekler kolayca bu kızları unutmaktadırlar. Kolayca. Onun için kadınlar intikam almak istemektedirler. Üvey babanın çiftlikle ilgilenmeye gittiği haberini aldığı zaman ki üvey baba koyun satmaya gidiyordu, o da yolun kenarına gitti. Ve yüzünü örttü. Yoldan geçen yaşlı bir erkek bu kadını gördü ve vücudunu da gördü. Onun evine gitti. Bunları İncil'den okuyorum. Children of incest. Ve bu adam bana müsaade edin de bu işi ben de yapayım dedi. Asking, hani şu Samson'un Gazze'de yaptığı iş var ya, müsaade edin de o işi ben de size yapayım dedi. O da buna karşılık bana ne vereceksin dedi. Adam da ben sana türden bir oğlak veririm demiş. Bakın burada salonda Hristiyanlar var. Eğer bir yanlışım varsa not alın. O da peki oğlağı vereceğine nasıl emin olabilirim deyince o adam da peki garanti olarak sana ne vermemi istersin demiş. Kadın da yüzüğünü, bilekliğini ve asanı isterim demiştir. Yaşlı adam da bunları vermiş ve yolun kenarında bekleyen bu kadınla beraber olmuş ve onu hamile bırakmış. Ve ikizleri olmuş Afar ve Tara. Bunlardan biri soykü tüyüne göre İsa'nın büyük büyük babasıydı. İsa'nın büyük büyük babası incest türünü. The Quran says, şimdi bu büyük güzel test uyarınca soruyorum size. 2 Timoteus 3.16'daki doktrini uyarma, düzeltme, doğruyu öğretme kısımlarından mı olacağım bu test uyarınca? Ben size söyleyeyim, pornografiye. I'm saying the only biliyor musunuz o Müslümanların çok eşliğiyle ilgili küçük bir şaka yapıyor. Biliyorsunuz İslam 4 yaşa kadar evlenmenize cevaz veriyor. No Sureyi doğru düzgün okumamış. İsa suresi 3. ayet veya benzerleri bir şeyler söylemiştir. Kur'an seçtiğiniz kadınlardan 2'ye, 3'e, 4'e kadar evleniniz. Fakat aralarında adaletli davranacağınızdan şüphe ederseniz sadece bir tanesiyle evleniniz diyor. Dünyada tek bir kadınla evleniniz diyen tek yeni kitap, size dünya yüzündeki tek bir kadınla evlenenin ifadesini kullanan tek yeni kitap Kur'an'dır diyor. Dünyada başka bir kitap yoktur. Ve bu sizin meselenize çözümdür. Onun Amerika'da geniş bir çevresi var. Amerikalı genç ve güzel bir hanımla evli. Amerikalı kadın, tebrikler. Fakat şimdi, bekleyin. Fakat Amerika'dan istatistikleri aldığımızda görmekteyiz ki 7-8 milyon Amerikalı kadın Amerikalı kadın kocasız kalacak. If you get the tape eğer her Amerikalı erkek evlense de Amerika'da hala 8 milyona yakın kadın kocası kalacak. Söyler misiniz bana? Allah'ın kitabında bu meseleye çözüm nedir? Jimmy Swaggart'ta Dr. Schorsch'un kasetleri var. Gitmeden alabilirsiniz. Her biri 8 pound. Jimmy Swaggart'ın kasetinin sonunda benimle ilgili bir şakası var. Biliyor musunuz Mr. Dida Fakulüste gevezelik ederken o bana Müslümanların 4 hanımla evlenebileceğini söyledi. Kur'an'ın 3 hanıma müsaade ettiğini söyledi. O da beni 4 hanıma kadar diyerek düzeltti. Ben de ona I said, well, Bay Didat, Hristiyanlar sadece bir tane müsaade ediyor. O halde ben ilk atışta en alasını bulmalıyım dedim. Ben ona Kur'an'ın 4 hanıma müsaade ettiğini söyledim. Hristiyanlık sadece bir taneye müsaade etmektedir.
Kaseti alın. En alasını seçmek zorundayım diyor. Ama siz de biliyorsunuz ki en alası bile yeterince iyi değil. Bak, bak, bunların hepsi evangelist fikirler. Teker teker, hepsi. Saygıdeğer Marvin Gorman. Saygıdeğer Marvin Gorman, bu şahıs fahişeliği öğretmektedir. Jessica Hens, başka bir fahişe. Jim Becker. Kendi tatmini için fahişelik yapan biri daha. Jim Swagger. O da kendini tatmin için fahişelik yapıyor. Eğer bize gülüyorsanız siz delisiniz. Asıl size gülmek lazım. Siz Amerikanlar, sizin meseleniz var. Siz İngilizler, sizin meseleniz var. Siz Fransızlar, sizin meseleniz var. Siz Almanlar, sizin meseleniz var. Ve bu meselenize sizin kitabınızda hiçbir çözüm yok. Hiçbir çözüm. İslamsa sizin meselenize cevap veriyor. Boşanma, boşanma, boşanma. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki çoluk boşanmaya takılmış. Müslümanların nasıl boşandığına yani. Bakın, bir konuya daha fazla eğildiğinizde bildiğiniz bir konu değilse yanlışa düşersiniz. Dünyadaki İslam cemaati karınızı boşama istediğinizde boş ol, boş ol, boş ol demenin yeterli olduğu fikrine işte sahip gibi görünmemektedir. Ama Kur'an'a bakarsanız bu vardır. Burada bütün bir sure talak ismini taşımaktadır. Yani sure boşanma suresidir. Sizin okunmuş olmanız lazım. Talak boşanma demek. Dışarıda dışarıda Şoluş kardeşimiz Kur'an'ı 2 yıldır incelediğini söylemişti. 2 yıl. Evet eminim. Bakın Kur'an ne diyor? Sevgili kardeşlerim, bilhane Kur'an'ı bu şekilde incelemek nasıl akılcı değil? Niye fizibil değil? Niye doğru değildir? Onu görelim. Müslümanlar hakkında konuşmayın. Zira biz ne kadar kötü Müslümanlar olursak, siz de o kadar kötü Hristiyanlar olursunuz. Çoruş Kur'an suresini de okudu. Bu ayet dinde zorlama yoktur manasına gelmektedir. Zorlama bu ne kadar gereksiz bir şeydir. Elinize bir silah ya da bir bıçak alacaksınız ve birisini kelime-i şehadet getirmeye, İslam'ın bu ilk şartını yerine getirmeye zorlayacaksınız. O da getirecek. Neye yarayacak? Hiçbir şeye. Evet, dinde zorlama yoktur. Fakat bize yakıştırılan, bizim için söylenen şey Müslümanların zorlama yaptığıdır. Bakın kardeşim Çoluş, bizzat siz Müslümanların tam 1400 yıldan beri hiçbir zorlama yapmadığının bir ispatısınız. Siz ve sizin söylediğiniz gibi 14 milyon Hristiyan bizim emanetimizsiniz. Mısır'da Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Ülkeyi birkaç yıl Fransızlar yönetmişlerdir. Birkaç yılda İngilizler yönetmişlerdir. Fakat Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Fakat bugün hala Mısır'da 10 milyon Kıptı Hristiyan bulabilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde zorlama olmuş olsaydı ülkede bugün hiçbir Hristiyan'a rastlamanız mümkün değildi. Müslümanlar İspanya'yı 800 sene yönettiler. 800 sene. Biz katliam yapmakta başarısız olduğumuz için biz orayı terk ettik. Evet, biz orayı terk ettik. Yazıklar olsun bize. Yapmamız gereken görevlerimizi yapamadık. Fakat 800 yıl boyunca orada bir zor uygulasaydık, hatta ekonomik bile olsa bir zor uygulasaydık, ülkede bir tane Hristiyan kalmazdı. We Muslims, we
Biz Müslümanlar Hristiyan'ı 1000 sene süreyle yönettik. Ama 1000 sene sonra Hint Yarımadası bölündüğünde Müslüman ülkesi olan Pakistan 1/4'ünü aldı. Hindular ise 1/3'ünü aldı. Niye? Çünkü biz bu işi beceremedik. Ve Endonezya'ya hangi Müslüman ordular gitti acaba? Nijerya'ya hangi Müslüman ordular gitti? Afrika'nın doğu kıyılarını hangi Müslüman orduları fethetti? Hangi Müslüman ordu? Bugün İngilizler ve Amerikalılar İslam'a doğru gelmektedirler. Peki bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor bu? Akıl gücüyle oluyor tabii. Bernard Shaw, gelecek yüzyılda İngiltere'yi ve Avrupa'yı fethetme şansı olan bir din varsa bu da İslam'dır. Bernard Shaw. Bernard Shaw kafalı bir adamdı, bunu görebildi. Fakat biz Müslümanlar İslam'ı başarısızlığa uğrattık. Vallahi uğrattık. Doğru düzgün uygulayamadık. İnandık. İnandığımızı hep söyledik. Fakat bir taktik uygulayamadık. Bu da bizim problemimizdi. Kader bizimdi, kısmet bizimdi. Vallahi bizimdi. Allah ben sizi hayattaki her şeyin üstünde kılacağım demişti. Yani Hinduizmin, Budizmin, Hristiyanlığın, Komünizmin, Yahudiliğin ve her türlü izmin üstünde olacaktı. Yalnız Thomas Carlyle. Thomas Carlyle, 1840 yılında burada, İngiltere'de dersler veriyor. Evet, Thomas Carlyle, bu adamın verdiği dersler, geçen yüzyılın en önemli olaylarından biriydi. Thomas Carlyle, ve diyordu ki, sınıf, peki bu sınıf meselesi nerede olacak? O ana kadar bütün düşünceler bir azınlığa dayanıyorlardı. Bu sınıf düşüncesi yine bir düşünceydi. Bir tek kişinin kendi kafası bazı şeylere yetmiyordu. O da sınıfı ele aldı. Önce bir sınıfa bağlı olmak zorundaydınız ve bunun propagandasını yapmaya başladı. İlk önce bir sınıfınız olmalıydı. Peki, bu sınıfa nasıl sahip olacaksınız? Kabiliyetiniz vasıtasıyla tabii. Akıl ve hikmet. Evet, Al-Kur'an 16:25. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde tartış. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. İşte bu akıldır, hikmet. Bu da size soracağım son konudur. Bana verdiğiniz süreyi doldurmak üzereyim. Doktor Şoruş, Muhammed bir ümmi değildi, okuryazar bir insandır demişti. Ve İslam tarihi konusunda bir kere daha yalan söyleyerek Muhammed Hüdeybiye'de kelimeleri değiştirmiştir demektedir. Hazreti Muhammed burada Muhammed el-Resulullah yerine Muhammed bin Abdullah ismini mi kullanmış? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed kelimelere ne yapmıştır? Peygamberimizin imzalayacağı bu anlaşma normal olarak Muhammed el-Resulullah ifadeleriyle hazırlanmıştır. Fakat Kureyşli müşrikler bunu kabul etmemişler ve değiştirilmesini istemişlerdir. Fakat Peygamberimize inanan sahabiler buna itiraz etmişler. Ve biz Muhammed Allah'ın Resulü değildir diyemeyiz demişler. Ve anlaşmanın Resulullah kelimeleriyle muhafazasını istemişlerdir. Onun için barış tehlikeye girmesin diye sevgili Peygamberimiz kalemi eline alarak bu Muhammed el-Resulullah kelimelerinin nerede yazılıydı diye sormuş. Ve Resulullah kelimelerini çizmiş, yerine Muhammed bin Abdullah yazmıştır. Gördüğünüz gibi bu tip tartışmalar için daha fazla süreye ihtiyacımız vardır. 75 dakikada birçok şey söyleniyor. Daha sonra da cevap vermek için koşuşturup duruyorsunuz. Evet, maalesef doğru. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Bu gördüğünüz sepet içinde tartışmacılara yöneltilecek sorular toplanmış bulunuyor. Toplantımızın tartışmacılarına bu sorulardan ancak bir kısmı sorulacaktır. Çünkü bu soruların tamamını tartışmacılarımıza yöneltmeye esasen zaman açısından hiçbir imkan bulunmamaktadır. İlk soru Doktor Şuruş'a yöneltilecektir. İsa, Allah üçlemesinin bir parçası olarak kabul edildiğine göre Adem ve Havva kendisine ve Ruhül Kudüs'e itaatsizlik ettiklerinde neden onlara müdahale edip onların günah işlemelerini engellememiş ve affetmemiştir? Evet, neden onları affetmemiştir? Doktor Şuruş'a. Bu konuyla ilgili olarak sadece şunu ifade etmek isterim. Bu hikayenin geçmişinde Yahudiler biri kadınlar için, biri erkekler için olmak üzere iki mabut geliştirmişler. Bunlardan her ikisi de taştan imal edilmişler. İsa şunu sormak, eğer bir adam karısıyla birlikte bu mabutlara giderse günahkar olur. Bu kadın bu taşları ve bu taşlara tapan adamı bırakırsa Allah onun günahlarını affeder. Çünkü Allah bir erkekler için, biri kadınlar için olan iki ayrı standartta sahip değillermiş. Fakat bir tek vaat vardır. İkinci olarak başlangıçtaki kabiliyeti için Allah bir plan yapmıştır. Genesis 115'te belirlediği üzere bize Allah'ın bundan sonra ancak bundan sonra Adem ve Havva'ya bir vaatte bulunduğunu söylemektedir. Eğer kadının günahını görürse hatırlayın Baydita'da ne diyor? Mucizevi olur. Fakat erkeğin günahı söz konusu değil. Biri yılanın başını ezecektir. İşte bu kerameti yerine getiren çarmıha girilmiş vaziyetteki İsa. Bunu bütün günahkarlar için yerine getirmek. Bütün günahkarlar için. Sadece Adem ve Havva için değil. Teşekkür ederim. Bayanlar baylar, lütfen sorularınızı okunaklı olarak yazın. Ve fikirlerinizi oturduğunuz yerden değil, bu sorularla ifade ederseniz çok daha iyi olur. Şimdi Bay Didat'a yöneltilecek ilk soruyu okuyorum. Efendimiz İsa'yı bir bakire doğumu ile dünyaya geldiğine mi inanmaktadırlar? Yoksa babasının Joseph olduğunu? Soruyu tekrar ediyorum. Efendimiz İsa'nın bir bakire doğumu ile dünyaya geldiğine mi inanmaktadırlar? Yoksa babasının Joseph olduğuna mı? İlk soru Bay Didat'a yöneltildi. Soru Efendimiz demektedir. Biz Müslümanlar Efendimiz olarak inanmamaktayız. Efendimiz İsa deniyorsa biz Efendimiz İsa sözüne inanmıyoruz. Biz İsa'ya mucizevi olarak doğup İsa Aleyhisselam olarak inanıyoruz. Hiçbir erkek müdahalesi olmadan. Buna rağmen Lukas'ın soy kütüğünde İsa Joseph'in oğludur. Hatta öyle ki bunu Lukas'a Ruhül Kudüs söylemiştir. İsa'nın babasının aslında marangoz Joseph olduğunu söylemiş. Biz buna katiyetle inanmıyoruz. Biz onun mucizevi olarak doğduğuna inanıyoruz. Ve kutsal Kur'an bu olayı tasdik etmektedir. Ali İmran suresinde şöyle denilmektedir. She says, قَالَتْ رَبِّي أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ She says, oh my lord, manasıysa Meryem, Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir demiştim. Melekler şöyle dediler, Allah dilediğini böylece yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur. Biz de onun için İsa Aleyhisselam'ın hiçbir erkek müdahalesi olmadan mucizevi olarak doğduğuna inanıyoruz. Ve marangoz Joseph'in İslam inancında hiçbir yeri yoktur. Evet, kesinlikle. Kesinlikle hiçbir yeri yok. Buna inanmıyoruz.
Bundan sonraki soru bayanlar baylar Doktor Şuruş'a yöneltilmiştir. It reads, bu soru Dublin'li bir ev hanımı tarafından Mrs. Anne Bayan Ann Spencer tarafından yöneltilmiştir. Soruda İncil'in üç nedenden ötürü İrlandalı bir grup tarafından İncil'in yasaklanmak istendiğini, bu nedenlerin birincisinin seksi yüceleştirmek, ikincisinin genç kızların seksüel olarak kullanılmasını kabul etmesi, üçüncüsünün ise tecavüze göz yumması olduğunu belirtmektedir. Siz bir İncil uzmanı olarak bu suçlamalar hakkında ne diyorsunuz? I would like bu konuya sadece bu konuyu içerecek şekilde değil, daha geniş bir cevap vereceğim. Bu soruyu soran da Bay Didat da iyi bilirler ki, Kutsal İncil sizin hayat biyografiniz değil. Size kötü niyetlerinizi görmeyerek sizin ne kadar da iyi bir insan olduğunuzu söylüyor. İncil bir gerçek. Onun için size doğruyu ve yanlışı gösterir. Ve böylece size doğruyu. Bu onun bir parçasıdır. Evet, işte bunun için. Evet, bunun için. The Quran. Kur'an seksi yüceleştirmekte ve oraya gittiğinizde sizi 72 kadının bekleyeceğini söylemektedir. Evet, İncil'e gelince size sadece gerçeği söylemektir. İncil'de bunlardan hiçbir zaman bahsedilmez. Sadece size doğruyu gösterebilmek için şeytanın kandırdıklarının nerede oldukları ve Allah'ın onları nasıl mahkeme edeceği kayıtlıdır. Ve İncil'de hiçbir hata bulunmaz. Çünkü doğru ile yanlış yan yana bulunamaz. Eğri ile doğru yan yana bulunamaz. Onun için İncil size Romans 1. bölümde Allah'ın bunları nasıl terk ettiğini anlatarak, açıklayarak bundan kaçmanızı hatırlatır. Evet, kesinlikle size bunları açıklar. Teşekkür ederim. Şimdi Bay Dito'da yöneltilen İkinci sorusunu okuyorum. Müslümanlık inancı hakkındaki bilgilerinize dayanarak Muhammed'in anti-İsa'cı olmadığını söyleyebiliyor musunuz? Soru kısaca, Hazreti Muhammed'in anti-İsa'cı olup olmadığıdır. Anti-İsa'cı demek, İsa Aleyhisselam'a karşı olan biri, deccal olan biri demektir. Deccal, bizim anti-İsa'cı anlamında kullandığımız bir kelimedir. Bu nasıl olabilir? Bakın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam ancak İsa'ya inanmakla mümkündür. İsa'ya inanmayan Müslüman, Müslüman değildir. Biz Müslümanlar İsa'ya inanmak zorundayız. Kur'an'ın bize kesinlikle bildirdiği kadarıyla İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğuna inanmak zorundayız. Biz onun mucizevi olarak doğduğuna inanmak zorundayız. Onun İsa, Mesih, Mesai olduğuna inanmak zorundayız. Allah'ın izniyle ölülere hayat verdiğine ve Allah'ın izniyle körlerin gözünü açtığına inanmak zorundayız. Ve Hristiyan İncil'i de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın gerçek bir elçisi olduğunu tasdik etmektedir. Test bunu böyle gösterir. John'un birinci kitabının dördüncü bölümü şöyle söylemektedir. Ruhlara inanmayın. Fakat ruhları da Allah'ın sözleriyle yargılayınız. Birçok yalancı peygamber dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır. Devam edin. İsa'nın peygamber olduğu açıktır. Çünkü bu kitap tarafından ifade edilmektedir. Bu bir testtir. Peki, bundan sonra ne uygulayacaksınız? Sevgili peygamberimiz,
This is a test. Hazreti Muhammed şunu söylemektedir. Daha doğrusu Kur'an şunu yazmaktadır. Ve izkâletil melâiketu ya Meryem, behold the angel said, O Mary, inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu. Says Allah gives you glad tidings of a word from him. Ismuhul Masih, his name will be the Messiah, translated Christ, that Jesus is the Christ. Manası ise şudur. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah sana kendinden bir özü, adı Meryem oğlu İsa Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. Mesih İngilizce'ye Chris olarak çevrilir. Bu bir test ise alın size bir test. Niye mantıklı davranmıyorsunuz? Niye kendi kitabınıza bakmıyorsunuz? Kendi kitabınıza bakın, testi bulunuz ve Muhammed'e uygulayın. Kitap bir meyve ağacının o meyveyi, kendi meyvasını vereceğini söylemektedir. Sonuçta şu anlaşılmaktadır ki, iyi bir ağaç şüphesiz ki iyi bir meyve verecektir. Şeytani bir ağaçsa şeytani meyve verecektir. Hiç şüphesizdir ki her meyve kendi tohumuna sahiptir. Karşılaştırın onları. Birey bireye karşılaştırın. Kardeşlik konusunda, iyi kalpli konusunda, şefkat konusunda, alkolden kaçırma konusunda hiçbir cemaat bize kendinden bizi iyi olduğunu söyleyemez. Bizim eksik yönlerimiz yok mu? Tabii var. Bizim de diğer cemaatler gibi iyi ve kötülerimiz var. Bizim de birçok Hristiyanı korkudan masanın altına kaçırtacak serserilerimiz var. Fakat bir bütün olarak dünyanın en iyi toplumu Müslümanlardır. Dünyanın alkol içmeyen bir toplumu Müslümanlardır. Benim ülkemde Güney Afrika'da daha kimse beni Müslümanlar konusunda suçlamadı. Biz Güney Afrika'da en küçük alkol tüketimine sahibiz. En küçük kumar oranına sahibiz. En küçük cinayet oranına sahibiz. En küçük mahkumiyet oranına sahibiz. En küçük boşanma oranına sahibiz ve ülkede en büyük şefkat oranına. Mesih diyor ki, ağacın meyvasıyla değerlendiririz. Bireysel olarak değil, bütün olarak değerlendiririz. Bireyler için bir de kendinize bakınız. Hitler kimdi? Hristiyandı. Mussolini kimdi? Hristiyandı. Biraz onlardan konuşun. Bakın, bakın. Öyle anlaşılıyor ki ancak 6 soruya daha vaktimiz var. Bu da her iki tartışmacıya sorulacak üçer soru anlamına gelir. Şimdi Sayın Doktor Şuruş'a yöneltilen bir soruya geliyor. Kutsal kitaptan, Matyas 27. ayetinde İsa'nın muhterem naaşının haça gerildiğini okumaktayız. Neden yeni ahidin diğer bütün kitapları bu yeniden dirilmeden bahsetmemektedirler? İsa'nın çarmıha girildiğine Hristiyanların inanıp inanmadığına dair bir soru mahiyetini taşımaktadır. Ben de Uzeyr'in eşeğini ölümlerinden 100 sene sonra sürmesine nasıl inanıldığını hep merak ediyorum. Yeni ahidin diğer kutsal kitapları bu büyük olaydan çarmıha girilmeden niye bahsetmemektedirler? Buna şunun için bahsetmemektedirler diyecek konumunda değil. Bunu bilemiyorum. Evet, kesinlikle bunu bilmiyorum. I do not ve alkışlamanızı da beklemiyorum. Çünkü alkışlamanız için hiçbir gerekçe yok. Kesinlikle yok. Çünkü buna verilecek cevabın ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Bütün sorulara cevap verecek kadar akıllı olsanız siz de Allah olursunuz. Şimdi daha bitir mi? Evet, bitir mi? İkinci olarak bu Allah'ın zamanının sonunda gerçekleşecek olan yeniden doğuşla ilgili olarak bize ilettiği bir söz. Böylece Allah gerçekleşecek olan bir şey için bizi bir sınamadan geçirmektedir. Soruda Hristiyanlığın temel inancında yeniden doğuşa inanılmadığından bahsedilmektedir. Hayır, inanılmasıdır. Evet, inanılmasıdır denilmektedir. Fakat Türkçemizde hayır
İşte onun için öldükten sonra ilk dirilecek olan da İsa'dır. Ve işte bunun içindir ki İncil bize bir gün zuhur çalındığında, evet Muhammed burada İncil'den almıştır, zuhur çalındığında ayağa ilk kalkacak olan İsa'nın ölüsü olacaktır. Ve biz de kalabalıklar halinde canlanacağız. Bu Allah'ın sözü. İnanmamız gerekir. Anlatsanıza. Evet. Mesela Kur'an'dan örnek alalım. Size sormak istiyorum. Siz Arapça konuşan kişiler aranızdan kaç kişi Arapça Kur'an'ı anlayabiliyor? Evet. Öyle mi? Gerçeği söylemiyorsunuz. Çünkü araştırmacılar... Hayır. Dinleyin. Kur'an hakkında yazılan en son kitap Kur'an sureleri hakkında yazılan en son kitap, iyi dinleyin, Doktor Kasis'in yazdığı en son kitap Kur'an'ın başka dillere çevrilemeyeceğini, onun içinde anlaşılamamıştır demektedir. Evet, kesinlikle anlaşılamamıştır. Çünkü Arapça yazılıydı. Bundan dolayıdır ki Kur'an hiçbirimizin anlayacağı bir dilde almamıştır. Diğer soru Bay Dedim. İsa'nın Nazar Rus'u ölümden döndürmesinin onun Tanrı olduğuna inanmak için yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yanılmıyorsam soru şöyle bir şey diyordu. İsa Tanrı'dır. Çünkü Lazarus'u canlandırmıştır. İncil'de hiçbir yerde İsa'nın Lazarus'u hayat verdiği yazmamaktadır. Lazarus öldüğü zaman ki bunu St. John kitabında okuyun, orada değil. Ve arkadaşı Lazarus'un bulunması gereken köye gittiğinde, Lazarus'un kız kardeşi Marta, ona şayet siz burada olsaydınız, kardeşim ölmemiş olurdu dedi. Mesih İsa'nın bazı mucizevi özelliklerini kastederek, siz kardeşimin hayatını kurtarabilirdiniz dedi. İsa da ona, şimdi bile şayet kısmetim varsa, şimdi bile, benim değil ama Allah'ın ihtişamını görebilirsin dedi. Şimdi bile, benim ihtişamını değil. Ama Allah'ın ihtişamını görebilirsin. Şimdi bana müsaade et, gidip Allah'a yalvaracağım. Ve İsa kayalara uyulmuş mağaraya, Allah'a yalvarmaya gitti. Giderken kendisine yardım etmesi için ağlayarak Allah'a dua ediyordu. İncil ızdırap içinde ağlayarak Allah'a dua ediyordu demektedir. Bu da ne demektir? Ağlıyordu, Allah'la konuşuyordu. Ama bunlar etrafındaki insanlar tarafından duyulabilecek şeyler değildi. Ağlıyordu, yalvarıyordu, gibi sesler çıkarıyordu. Aslında Allah'la temas kuruyordu. Ve Allah'tan istediği mesajı aldığına emin olunca, Mesih İsa göğe gözünü çevirerek, ey benim babam! Yani esirgiyen, bağışlayan yüce Allah. Beni duyduğunu biliyorum. Neyi duyuyordu Allah? Yalvarmalarını, ağlamalarını duyuyordu. Seni sürekli orada olduğunu biliyorum. Fakat oradaki insanlar bana senin yardım ettiğini bilmezler. Ona benim hayat verdiğimi düşünecekler. Ama ben orada duran insanlara, ben Allah'a yalvaracağım. O bana yardım edecektir dedim. Hepsi o kadar. Ama ben hayatı ona senin verdiğini biliyorum. Ama onlar bu adama hayatı benim geri verdiğimi sanıyorlar. Ama ben ona hiçbir şey vermedim. Ona hayatı geri veren Allah'tır. Evet sevgili kardeşlerim, İsa İncil'in neresinde ben ölüye yeniden hayat verdim demektedir. Hiçbir yerde böyle bir şey söylememektedir. Şimdiki soru doktor şu bir şey yönelik. Soru pek kokuna bir soru olmamak birlikte, elimden geleni yapacağım. İncil'in hangi versiyonunun aslına uygun olarak kabul ediyorsun, içinden çıkarılan parçalar olan versiyonu siz de kabul ediyor musunuz? Yani üçleme hakkında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hakkında. Evet, Kutsal Ruh hakkında. Bunlar üç müdürler yoksa bir midirler? Doktor Şuruş'a bu soruyu soruyoruz. Soruyu anladınız mı Doktor Şuruş? Thank you.
Bu soru bayanlar baylar, İncil'in orijinal metninde olmayan bir şeyi İncil'e koymakla, İncil terminolojisiyle söylersek, araya girmeliyizdir. Şu an İncil'den konuşuyoruz bayanlar baylar. Ama size şunu hatırlatmak istiyorum ki, sizler Kur'an'ın Arapça olarak indirildiğine inanıyorsunuz. Eski ahit İbranice gelmiş, yeni ahitse Yunanca olarak geldi. Bunların hepsinde de mesajı hassasiyetle anlayabilmek için orijinal lisana gitmek zorundasınız. Bu mesajları kritik edebilmek için onlara analitik bir yolla yaklaşmak zorundayız. Bir kitabın içerisinde orijinaline uymayan yerleştirme bir metinle karşılaştığımız zaman kayıt olmamalıyız. Ama sizler ağlara zıplayıp aykırılıklarda bulunmak yerine sizlere söylenene daha dikkatli dinlemiyorsunuz bile. İkinci olaraksa işte bunun içindeki bu sure, bizzat bu sure en son bulunan, arkeolojik olarak en son bulunan eski Yunanca İncil'lerden Sarifikus kopyası gibi eski Yunanca İncil'lerden burada Londra'daki müzede bulunan kopya gibi Yunanca İncil'lerden çevrilerek oluşturulmuştur. Bu kesinlikle böyledir arkadaşlar. Evet, size bulabildiğimiz en eski kopyalardan en büyük dikkatle tercüme ettiğimizi bizzat bu kopyaları göstererek ispatlayabiliriz arkadaşlar. Burada size bir soru yönelteceğim. O zaman niye sizin bütün Kur'an'larınızı yaktı? Biliyor musunuz? Burada elinde Kur'an'ın metniyle ilgili tarihi belgeler var. Size gösteriyorum. Bunların El-Hezer Üniversitesi ve Şam'daki mushafların Muhammed'in devrine kadar gittiği belirlenmiştir. Bunların iç yerleşimlerinde farklılıklar belirlenmiştir. Size 40 yılını bu konuyu incelemeye veren Arthur Goffin'in kitabıyla cevap veriyorum. İşte onun için bu sorunun cevabı bu surelerin İncil'de olmadı. Bu cevap o İncil'leri değiştirmenin sebebi midir acaba? Fakat biz bu surelere inanıyoruz. Çünkü biz yapısal, analitik, arkeolojik, kritizm gereği bu kitabın bütünlüğüne dolayısıyla İncil'in bizzat kendisine inanıyoruz. Şimdiki soru Bay Dile. Müslümanlarda Araplar ve Arap olmayanlar için farklı Kur'an versiyonları var mıdır? Soru Müslümanların da farklı Kur'an versiyonlarına sahip olup olmadıklarıdır. Biz farklı versiyonlara sahip değiliz. Farklı tercümelere sahibiz. Tercüme ile versiyon arasında ne fark var? Size söyleyeceğim. Biliyor musunuz? Tercümede kelime seçme imkanınız var. Sencan, İncil'indeki ilk yerine bir tane bile yok kelimelerinin kullanılması tercümedir. Burada versiyon farklılığı yoktur. Burada sadece çeviride kullanılan kelimeler seçilmiştir. Ama versiyon farklılığı şurada ortaya çıkmaktadır. Bakın burada. Çoruş kardeşimiz tesis üçleme ile ilgili surenin araya koyma bir sure olduğunu söylemektedir. Yani orada olmaması gereken bir şey oraya itilmiştir. Ve bana hediye ettiği İncil'de bu metin yerli yerinde durmaktadır. Başka bir deyişle bu kitap bir versiyondur. Başka bir kitabı. İncil'in Roman Katolik versiyonunu açınız. Bu kitapta da birçok başka surelerle doludur. Bu da farklı bir versiyondur. Bu RSV de farklı bir versiyondur. Hatırlıyorsunuz değil mi? İsa Kol'a bazı kaba kelimeler söylemiştir. Bunlar da bu kitaptan çıkarılmamıştır. Bu kitapta
Evet, bu kitapta bir sonradan yerleştirme olarak durmaktadırlar. Bir imalat olarak durmaktadırlar. Bir bozulma olarak durmaktadırlar. Demek ki farklı versiyonlar vardır. Versiyonun ne olduğu anlaşıldı mı? Bazı surelere bu kitap da sahiptir. Bu ise sahip değildir. Bu sureler atılmıştır. Bu versiyondur. Bu kitap 66 sureye haizdir. Bu kitabın ise 73 suresi vardır. Bunlar farklı versiyonlardır. Zannederim size anlatabilirim. Benim bu basit İngilizcemde, onun için bizim farklı Kur'an versiyonlarımız yoktur. Arapça Kur'an evrensel olarak hep aynı Kur'an'dır. Birinin diğerinden hiç farkı yoktur. Tercümeleri neyse, Bigdol, Muhammed Ali, Yusuf Ali, Deryabadi, Esad gibi mütercimlerce yapılmış tercümelerimiz var. Yüzlercesini bulabilirsiniz. Farklı tercümeler vardır. Fakat farklı versiyonlar yoktur. Birbirinden farklı sadece mütercimlerin seçtikleri kelimelerdir. Böyle biliriz. Bunu böyle biliriz. Tartışmacılığımıza yöneltilecek sadece iki sorumuz kaldı. Bu sorulara mümkün olduğu kadar kısa cevap verilmesini rica ediyorum. Şimdiki soru Doktor Şuruş'a sorulmaktadır. Neden Martin Luther zamanına kadar Allah'ın sözü olarak kabul edilen bir kısım sözler daha sonra Hristiyan dünyasının bir kısmınca kitaptan atılmış ve bugün Roman Katolikler bu sözleri hala Allah'ın sözleri olarak kabul etmektedirler? Size göre Allah'ın fikri olarak tanımlamak doğru mu? Evet, size göre Allah'ın fikri olarak tanımlamak doğru mu? Bu soruyu soran her kimse ne dediğini bilmiyor gibi gözükmektedir. Kitapta, çünkü kitapta, dinleyin. Dinleyin, lütfen, lütfen. Kimdir? Evet. Lütfen çocuklar gibi davranmayın. Evet. Şimdi soruya gelince, eğer İncil'in bu versiyonunu okursanız, burada bu metinlerin okunmasının sizin için faydalı olacağından bahsedildiğini göreceksiniz. Evet, kitaba karşı olan bir hüküm değildir. Evet, diğer 66 kitaba karşı olan bir hüküm değildir. Evet. Başka bir yalan, Katolikler de bunların Allah tarafından söylendiğine inanmaktadırlar. Bu sizin dediğiniz gibi değildir. Benim elimde bir Kur'an var ve onu size okuyorum. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثْوَاكُمْ İngilizce anlamı ise şudur. Öyleyse Muhammed'in kanunu Allah'tan başka tanrı olmadığını söylemektedir. Ve sizden günahlarınızın affedilmesi için sadece ona yalvarmanızı istemektedir. Allah sıkıntı içinde olan inanmış erkekleri ve kadınları affeder. Ve o geriye kalanları unutur. İşte tam burada anlaşılan her şeyi tercüme etmeyi unutmuşlar. Bu kesinlikle açık. Teşekkür ederim. Bayanlar baylar, bayanlar baylar, bayanlar baylar, lütfen dikkat. Son bir dakikamız var ve bu son soruyu Bay Didat'a sormak istiyorum. Bay Didat, lütfen bu soruya en hızlı bir şekilde cevap verin. Orijinal günah bir gerçekliktir. Neden Müslümanlar bu çok önemli inanışa inanmamaktadırlar? Soruyu tekrar ediyorum. Orijinal günah bir gerçekliktir. Neden Müslümanlar bu çok önemli inanışa inanmamaktadırlar? Bize yöneltilen soru, orijinal günahın gerçeklik olduğunu söylemektedir. Orijinal günah demek de neyi kastediyorsunuz? Biliyor musunuz? Hristiyanlar, Adem ile Havva'nın yasak meyveyi yemeleriyle günahın dünyaya indiğini kabul eder. Bunun için de Adem'den itibaren bugüne kadar her türlü insan bebeği bir günahkardır. Ve bundan dolayı herkes, her beşer cehenneme gidecek. Evet, cehenneme gidecek. Adem ve Havva'nın günahından ötürü. Ne yapmışlar? Yasak meyveyi yemişler. Onun için esirgeyen, bağışlayan Yüce Allah herkesi cehenneme koyacaktır. Şoruş'un söylediklerine inanmanız gerekirse, İsa'nın sizin bu günahınızı ödeyeceğine
ve sizin de kurtulacağınıza inanırsınız olur biter. Aksi takdirde kendinizi Hindu, Müslüman, Yahudi ne olarak adlandırırsanız adlandırın, herkes ve hepiniz cehenneme gidersiniz Havva'nın günahından ötürü. Bakın bu, bu doğru bir kanun değildir. İncil, sizin İncil'iniz günah işleyenin öldürüleceğini yazmaktadır. Yani günah işleyen biri cezalandırılacaktır, imha edilecektir. Oğul babasının suçuyla cezalandırılmayacaktır. Şayet baba bir günah işlemişse günahını o ödeyecektir. Oğul onun günahını ödeyemez. Oğlu babanın günahından sorumlu olamaz. Baba da oğlun günahından sorumlu değildir. Doğruluk şunu gerektirir. Her iyi insan ödüllendirilecektir. Şeytani şeyler düşünen ve şeytani işleri yapan herkes de cezalandırılacaktır. Ama tevbe ederse affedilecektir, öldürülemez. Başka bir deyişle, herkes şahsen kendi günahından sorumludur. İnsan günahı miras alır diye bir şey olamaz. Şu büyük İngiliz düşünürün Brown'un yazdığı Lanson'un Hayatı isimli bir kitapta şöyle bir husus bulunmaktadır. Bu şahıs, Hristiyanlığın orijinal günahla ilgili doktrini ve İsa'nın kanıyla ilgili inancıyla ilgili olarak saklı kabile yoktur, gizli kabile yoktur demektedir. Böyle saçma bir şey olamaz demektedir. Böyle palavra, saçma bir şey olamaz. Saklı kabile diye bir şey olamaz. Böyle anormal bir şey olamaz. Bu kitaptaki şahıs, yukarıdaki varsayımda, İnsanın zaten günah mirasıyla doğduğu varsayımıyla ve bundan sorumlu olacağı varsayımıyla ve esrarengiz kabileye mensup olabileceği düşüncesiyle kendi tek evlatlığını kesmiştir. Oysa ki gizli kabile diye bir saçmalık olamaz. Dünyada olamaz. Böyle saçma bir şey dünyada olamaz. Orijinal günah diye bir şey olamaz. Orijinal günah diye bir şey saçmalıktır. Sonradan uydurulmuştur. Bayanlar, baylar, yarın akşamüstü saat 18.30'da yapılacak toplantıyı hatırlatmak istiyorum. Gelebilir ve iştirak edebilirsin. Bir de teşekkür. Şimdi onu okuyorum. Bu tartışmayı düzenledikleri için Bay Ahmet Didat'a, Abdullah Didat'a, Yusuf Didat'a ve özellikle Bay Şamsat Kağan'a ve ekibine Brinkham Kavarti Rahat adresine yerleşik İslam Yayma Merkezi'ne teşekkür edilmiştir. Tartışmacılar Doktor Şuruş ve Ahmet Didat'a takdimlerinden ötürü teşekkür ederim. Sizlere de iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Esselamun Aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm. Peace be with you. Size soruyorum. Benim şaheser Arapçamda yazılmış olan bu şaheser Kur'an %75'i İncil'den alınmıştır. İncil'e bakarsanız bunu bulursunuz. Let me challenge you. Tekrar dinliyorum. Şaheser Arapça bilgimle yazılmış olan bu şaheser Kur'an'ın %75'i İncil'den alındı. And I would urge you to look into the Bible and find out where these sources are. And the And I'd like to urge you to consider that when we say Bismillahirrahmanirrahim, size Kur'an'da 113 yerde, İncil'de söylendiği gibi tesliyesin, üçlemenin geçtiğini söylemek isterim. Bunu kabul etmek, bunu tanımak. İsa'nın yargılama hakkına sahip tek kişi olduğunu Kur'an da doğrulamaktadır. Thank you.
Bayan Zita'da yardımcı olmak üzere size anlatmasını istemek için İsa sözü Kur'an'da nereden ortaya çıkmıştır? Bu isim Arapça'da Yusuf, bu burada bilgi sahibi olmak istiyor. Daha da ötesi, Kudüs'teki 4 araştırmacı grubu 16 yıllık bir araştırmayı tamamlamışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühellezine amenu. إن كنتم تؤمنون بالله حقا فآمنوا بي ولا تخافوا إن لكم عند الله جنات نزلا فلأسبقنكم إلى الله لأعدها لكم ثم لآتينكم نزلة أخرى وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلة العليا فقال له توما الحواري مولانا إنا لنملك من ذلك علما فقال له عيسى أنا هو الصراط إلى الله حقا ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلا ومن عرفني فكأنما عرف الله وإنكم منذ الآن تعرفونه وتبصيرنه يقينا فقال له فيليب الحواري مولانا أرنا الله جهرة تكفينا فقال عيسى أولم تؤمنوا بعد وقد أقمت معكم دهرا فمن رآني فكأنما رأى الله جهرا For you who do not know Arabic this İsa suresi 13. ayetinde şöyle denilmektedir. Eğer hata yapmıyorsam, burada doğru anlıyorsam, hoşunuza giden kadınlar da 2 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Eğer aralarında adaletsizlik yapmaktan korkuyorsanız, bir tane almalısınız. Şuruş sureyi doğru olarak okumamıştır. Bazı bozmalarda bulunmuştur, karıştırmıştır. Nisa suresi 3. ayette Kur'an şöyle söylemektedir. Hoşunuza giden kadınlarla 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Şayet aralarında adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane alırsınız. Bir tek eşle evleniniz. Hükmünü taşıyan tek kitap. Evet, tek kitap Kur'an'dır. Başka bir kitap yoktur kesinlikle. Müslüman kocalar karılarını bir tek sebep bile göstermeksizin, evet, bir tek sebep göstermeksizin, hatta uyarıda bulunmaksızın boşayabilirler. Kesin ve şartsız boşanma hakkına sahiptirler. Sadece karılarına kendilerini 3 kez boşadıklarını bildirirler. Hiçbir hakları yoktur. Buna kadınların yapacakları hiçbir şey yok. Kur'an'a bakarsanız bu vardır. Burada bütün bir sure Talak ismini taşımaktadır. Yani sure, boşanma suresidir. Sizin okumuş olmanız lazım. Sura talak. Talak boşanma demek. Dışarıda Şoluş kardeşimiz Kur'an'ı 2 yıldır incelediğini söylemişti. 2 yıldır. Evet. Eminim. Bakın Kur'an ne diyor sevgili kardeşlerim. Bakara suresi 256. ayetinde dinde zorlama yoktur denilmektedir. Oysa Muhammed kuvvetlendiği zaman, kendi ordularını kurduğu zaman durum değişmektedir. Muhammed kendi ordusunu kurup Mekke'yi kendi eski kabilelerini kuşattığı zaman Müslüman olmayanlara 3 seçenek sermaktadır. İslam, haraç vermek veya göç etmek. İşte bundan dolayıdır ki... Bakın kardeşim Çoruş, bizzat siz Müslümanların tam 1400 yıldan beri hiç zorlama uygulamadığını bir ispatlısınız. Siz de sizin söylediğiniz gibi
14 milyon Hristiyan bizim emanetimiz. Mısır'da Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Ülkeyi birkaç yıl Fransızlar yönetmiştir. Birkaç yılda İngilizler yönetmişlerdir. Fakat Müslümanlar 1400 yıldan beri ülkeye hakimdirler. Fakat bugün hala Mısır'da 10 milyon Kıpti Hristiyan bulabilirsiniz. Eğer zorları uygulanmış olsaydı ülkede bugün hiçbir Hristiyana rastlanmazdı. Mekkelilerle imzaladığı anlaşmadan bahsediyoruz. Muhammed bu anlaşmayı Mekkelilerin ısrarı üzerine kendi eliyle Muhammed'ül Resulullah şeklinde değil de Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak imzalamıştır. Doktor Şoruş Muhammed bir ümmi değil, okuryazar bir insandı demiştir ve İslam tarihi konusunda bir kere daha yalan söyleyerek Muhammed Hudeybiye'de kelimeleri değiştirmiştir demektedir. Muhammed burada Muhammed en Resulullah yerine Muhammed bin Abdullah ismini kullanmıştır. Sevgili Peygamberimiz Muhammed kelimelere ne yapmıştır? Peygamberimizin imzalayacağı bu anlaşma normal olarak Muhammed en Resulullah ifadeleriyle hazırlanmıştır. Fakat Kureyşli müşrikler bunu kabul etmemişler ve değiştirmesini istemişlerdir. Fakat Peygamberimize inanan sahabiler buna itiraz etmişler ve biz Muhammed'e Allah'ın Resulü değildir diyemeyiz demişler ve anlaşmanın Resulullah kelimeleriyle muhafazasını istemişler. Onun üzerine Peygamber Efendimiz barış tehlikeye girmesin düşüncesiyle kaleme elini alarak bu Muhammed en Resulullah kelimeleri nerede yazılıdır diye sormuş ve Resulullah kelimelerini kendi elleriyle çizmiştir. Muhammed bin Abdullah yazmamıştır. Bu söyleyeceklerim Muhammed tarafından Bakara suresinin 106. suresinde söylenmektedir. Meali ise şudur. Allah'ın sözlerinde ve beyanlarında hiçbir değişiklik yapılamaz. Müslümanlar Kur'an'ın aslında Meryem suresinin 19. ila 28. ayetleri arasını incelediğimizde görürüz ki Kur'an şunları demektedir. Manası ise şudur, Meryem, İsa'nın annesi Meryem için Kur'an'da yapılan en ciddi hata onu Harun'un kız kardeşi olarak göstermektedir. Siz kendi sorunuzu aslında kendi kitabınıza cevap veriyorsunuz. İncil, kutsal İncil'in içerisinde, peki neresinde? Yeni Ayet'in ilk kitabının ilk sayfasının ilk suresi. Hiç unutmazsınız. 1-1-1. Yine 3 as, bir oyunun içinde. Hiç unutmazsınız herhalde. Ne diyor? Ne diyor diye soracaksınız bana. Bakın ne diyor size söyleyeceğim. Hatırlıyor musunuz size İsa'nın soy kütüğünü göstermiştim. İncil'in ilk sayfasının ilk suresinde İsa'nın soy kütüğü vardır. Bu İsa'nın soy kütüğüdür demektedir. İbrahim'in oğlu. Ona sorun bir kere. Onun ne söylediği işte budur. İsa İbrahim'in oğlu. Diğer soy kütüğünde ise, Luka İncil'de yani, İsa'nın Joseph'in oğlu oldu. Marangoz Joseph babasıymış. Markus İncil'e göre ise İsa Allah'ın oğlu. Vay. İsa İbrahim'in oğlumuş. Yani İbrahim İsa'nın babası. İsa Davud'un oğluymuş.
Yani Davud İsa'nın babası. İsa Joseph'in oğlu. Yani Joseph İsa'nın babası. Dört babası olan bir adam. Sizin lisanınıza Amerika'da buna ne dersin? Lütfen söyler misiniz bana? Dört babası olan bir insana ne dersin? Öyleyse bence bunun bir açıklamasının olması lazım. Bunun açıklaması nedir biliyor musunuz? Ama bakın, şayet İsa size yargılayın dediyse yargılarsınız. Yargılamayın dediyse yargılayamazsınız. Bunun dışında bir şey yapamazsınız. Tabii aklını başınıza gitmediği sürece. İkinci Timoti 316-317. Eski ahitte Allah'ın kitabıdır ve doktriner olarak ispatlanmak için, düzeltmek için, öğretmek için, insanlar için her türlü iyi amaçla faydalanabilecek bir kaynaktır. Her türlü iyi işi tamamlayabilecek bir faydadır. Roma 154. Şimdi biliyorsunuz Samson hakkında kısa bir söz söylemiştim. Samson Gaza'ya gitti. Burada bir orospu gördü ve onun evine gitti. Evet, bu sefer Allah'ın sözü olarak kabul ediliyor. Evet, Doktor Şoruş tarafından bize verilen test uyarınca bu konu hangi kapsama girmektedir? Bu yazılanlar sizin doktriniz midir? Bir yere gittiğinizde bir orospu görürseniz onun evine gider misiniz? Bu sizin öğretiniz midir? Bu doğrulama mıdır? Burada size verilen herhangi bir doğrulama var mı? Yok. Esirgiyen bağışlayan Yüce Allah sizi cezalandıracağım, sizi cehenneme koyacağım mı demek? Düzeltme. Bunu yapamazsınız, onunla evlenmek zorundasınız, daha sonra gidebilirsiniz diye bir husus var mıdır? Nedir, hangi eğitim, hiçbir şey yok. Evet, bunun için Sayın Doktor'a soruyorum. Bütün Hristiyanlara soruyorum. Lütfen İncil'i kritikeden gözlerle okuyunuz. Kesinlikle en fikir olmayacağımız bazı hususlar bulacaksınız. Genesis 38. bölüm. Şimdiki sorumuz Doktor Şuruş'a. Soru pek üveyleri sorulmamakla birlikte elinden geleni yapacağım. İncil'in hangi versiyonunu aslına uygun olarak kabul ediyorsunuz? İçinden çıkarılan parçalar olan versiyonunu siz de kabul ediyor musunuz? Üçleme hakkında, yani baba, oğul ve kutsal ruh hakkında. Bunlar üç müdürler yoksa bir müdürler? Evet, üç müdürler yoksa bir müdürler. Doktor Şuruş'a bu soruyu yöneltiyoruz. Üç müdürler, bir müdürler. Soruyu anladınız mı Baylar, İncil'in orijinal metninde olmayan bir şeyi İncil'e koymakla, İncil terminolojisiyle söylersek, araya girmeyle ilgilidir. Şu an İncil'den konuşuyoruz bayanlar, baylar. When we talk about the Bible, ladies and gentlemen, I think ama versiyon farklılığı şurada ortaya çıkmaktadır. Bakın burada. Şoruş kardeşimiz tesis üçleme ile ilgili surenin araya koyma bir sure olduğunu söylemektedir. Yani orada olmaması gereken bir şey oraya edilmiştir.
Ve bana hediye ettiği İncil'de bu metin yerli yerinde durmaktadır. Başka bir deyişle bu kitap bir versiyondur. Başka bir kitabı İncil'in Roman Katolik versiyonunu açınız. Bu kitapta birçok başka sureler dolu. Bu da farklı bir versiyon. Bu RSV'de farklı bir versiyon. Benim elimde bir Kur'an var ve onu okuyorum. And I read here, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. İngilizce anlamı ise şudur. Öyleyse Muhammed'in kanunu Allah'tan başka tanrı olmadığını söylemektedir. Ve sizden günahlarınızın affedilmesi için sadece ona yalvarmanızı istemektedir. Allah sıkıntı içinde olan inanmış erkekleri ve kadınları affeder ve o geriye kalanları unutur. İşte tam burada. Anlatıver şeyi tercüme etmeyi unutmuşlar bunlar.